Basın toplantımızın 3 ana gündem maddesi var. Birincisi, özellikle adına bizim KHK terörü dediğimiz, ki siyaset felsefesinde terörizmin tanımı toplumu yıldırma, korku salma olarak betimlendiğini iyi biliyoruz. Öyle sanıyoruz ki siyasi iktidar da bu KHK'larla toplum üzerinde genel bir yaygınlıkla bir korku salma, sindirme politikası izlemekte veya böyle bir amaç taşımaktadır. İkincisi, bu ülkenin kanayan yaralarından biri cezaevleridir. Cezaevlerinde haksız tutuklamalar ve haksız hükümlerle yatanları bir yana bırakarak söylüyorum. Bu yatanları bütün uluslararası sözleşmeler ve evrensel hukukla garanti altına almış olan haklarının hiçbirini tanımıyor, uygulanmıyor olması. Üçüncüsü ise yine KHK'larda karşımıza çıkan sadece akademisyenlerin, eğitimcilerin başta olmak üzere kamu emekçilerinin görevden uzaklaştırılması değil, bir de sizi basın emekçilerini de ilgilendiren medyaya dönük, özellikle seçim dönemlerinde daha önce 4 yılı aşkın bir süre radyo televizyon üst kurulu üyeliği yaptığım için biliyorum. Seçim takvimi başladıktan sonra biz Yüksek Seçim Kurulu'yla birlikte ortak çalışma yürütürüz. Özellikle yayın ilkelerini ihlal eden yayıncı kuruluşlara karşı. Ancak burada bakın, KHK'da hiç utanmadan, sıkılmadan şöyle bir kavram kullanılmış. Fırsat eşitliğine aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara dönük müeyyide uygulanması yetkisi YSK'dan alınıyor. YSK dediğimiz bir siyasi kurum değil. Bu ülkede her ne kadar yargı siyasallaştırılmış olsa bile Yüksek Seçim Kurulu bir yüksek yargı organı yerindedir. Çünkü bütün üyeleri yüksek yargıçlardan oluşmaktadır. Buradan bakıldığında yargı ne kadar siyasallaştırılmış olursa olsun bizim tarafsız ve bağımsız yargı umut ve özlemimizden kaynaklı olarak YSK'ya hala bir değer, bir misyon biçmekteyiz bu ülkenin demokrasisi için. Ama yetki gasp ediliyor. Şimdi değerli basın emekçileri, şunu ifade edelim. Toplantımızın başında bütün bu gündemlerden önce özellikle siyasi iktidardan farklı düşünen, farklı bir siyasi örgütlenme içerisinde olan ve farklı bir muhalefet çizgisini benimsemiş olan toplumsal muhalefet kesimlerine dönük siyasi iktidarın korku salan, sindirmeye çalışan siyasi soykırım operasyonları maalesef devam etmektedir. Yine bu sabaha Adana ve İstanbul'da 4 ayrı kuruma dönük HDK, Demokratik Bölgeler Partisi, Özgür Kadın Derneği, TCA ve Gökkuşağı'na dönük, derneklerine dönük yüzü aşkın gözaltı haberiyle uyandık. Bunu şiddetle kınadığımı, bunun referandum süreciyle alakalı olduğunu, siyasi iktidara ve onun bu çarpık paketine evet demeyen bütün toplumsal dinamiklerin sindirilmeye çalışılma sürecinin bir parçası olduğunu ifade etmek isterim. Şimdi değerli basın emekçileri, KHK'nın yanılmıyorsam 21.si yayınlandı. Bunlar kanun hükmünde kararname olduğu için belli bir zaman periyodu içerisinde yasama organı olan parlamentoya gelerek parlamentodan onay alması gerekiyor. Ama 21 kanun hükmünde kararnamenin sadece 3 tanesi şimdiye kadar parlamentoya gelerek yasama organından onay almış durumda. Diğer 18'i ise bizim için kadüktür. Bakın, bundan bir ay önce biz yine bir siyasi soykırım operasyonuyla rehin alınan parti sözcümüz Ayhan Bilgen Genel Kurul'da dile getirmişti. Son 19 Ocak'tan sonra uzatılan OHAL'in almış olduğu, OHAL'in uzatılmasına dayanılarak çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ve alınan bütün kararlar hükümsüzdür. Çünkü
Türkiye Anayasası'na göre o halin ilan edilmesinin ve süresi dolduktan sonra uzatılmasının biricik yolu vardır. Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararı alacak. Bakanlar Kurulu bunu karara dönüştürecek ve meclise sevk edecek. Kendilerini nasıl tekzip ettiler biliyor musunuz? 3 Ocak günü toplanmamış bir MGK'nın tavsiye kararıyla genel kurula geldiler. O gün itiraz ettik. 3 Ocak'ta MGK falan toplanmadı. Telefonla aldıklarını söylediler. Geçen hafta MGK toplandığında yılın ilk MGK'sı diye söyleyerek kendi kendilerini yalanladılar. Pişkinliğin, utanmazlığın ancak bu kadar olabilir. Bakın 3 Ocak'ta evet bir MGK var dediler, kararı var dediler. Ama geçen hafta biz itiraz ettiğimizde hayır var diyenler geçen hafta yılın ilk MGK'sının yapıldığını söylediler. Bu sebeple bu OHAL ve KHK'larla mağdur olmuş olan bütün yurttaşlarınıza sesleniyorum. Sizin hakkınızda sizi mağdur eden alınmış olan bütün kararlar hükümsüzdür, yasaya ve anayasaya aykırıdır. Ortada MGK yok. 3 Ocak'ta toplanmış olan Bakanlar Kurulu'nda meclise sevk edilmek üzere o halin uzatılması kararı yoktur. İşte böyle bir süreçte bu KHK'larla bu ülkenin gelecek vicdanı olan, toplum vicdanı olan en değerli akademisyenleri ihraç ediliyor. Değerli millet, değerli basın emekçileri, bakın size şunu söyleyelim. Her biri kendi alanında otorite olan, her biri bütün bilim camiasında büyük saygınlık kazanmış olan değerli akademisyenlerden 300'ü aşkın olanı ihraç edildi. Dün genel kurulda bunu gündeme getirdiğimizde, bununla ilgili araştırma önergesi indirdiğimizde bize bölücülük ve bunların terörist faaliyetlerine dem vuranlar oldu. Hele bir de iktidar partisinin hatibinin bizim önergemizle ilgili konuşması evlere şenlikti. Biz neden ihraç edildiler, bunun araştırılmasını istiyoruz dedik. Akademisyenlere dair 7 Haziran'da seçimlere girdiler. Halk destek verdi. Ama onlar kandan beslenmeye devam edince 1 Kasım'da destek geri alındı. Şimdi soruyorum. İbrahim Kaboğlu 7 Haziran'da hangi seçime girdi? Ahmet Haşim Köse hangi seçime girdi? Veya Öğet Öktem, Cihangir İslam hangi seçimlere girdiler? Murat Selinç hangi seçime girdi? 7 Haziran'da hangi oyu aldı da 1 Kasım'da neyi kaybetti? Ve şundan emin olun, iktidar partisinin, milletvekillerinin elinde bir rakam yok ama kahır ekseriyetinin bu son çıkan KHK'yı savunamadığını dün çok açık bir şekilde tecrübe ettik. İktidar vekilleri savunamıyorlar. Hatta bazıları kulislerde gelip mahcup, bizim de vicdanımızda bu mahkumdur diyorlar. Biz de söylüyoruz. Bu iş böyle kulislerde kulaklara söylenecek laflarla geçiştirilmeyecek kadar derin bir yara açmıştır. Ve atılan akademisyenlerin her biri kendi alanında bir otoritedir. Bununla ne yapıldı biliyor musunuz? Zaten Cumhuriyet tarihi boyunca siyasallaştırma ve siyasi iktidarların sopası haline getirilmeye çalışılan üniversitelerin deyim yerinde ise artık cenaze namazı kılındı. Çünkü bu ülkede bilim bu değerli son kuşakla birlikte mefta oldu. Eğer hep birlikte siyasi düşüncemiz, aidiyetimiz, sahiplenme değer yargılarımız ne olursa olsun buna itiraz etmezsek, bunu ters yüz etmezsek bu ülkenin geleceği karanlıktır. Siyasi iktidar devleti ele geçireyim arzusuyla çıktığı yolda hırslarının, egolarının, ihtiraslarının kurbanı olarak devleti çökertme noktasına gelmiştir. Ele geçen devlet değil, çökertilen ve uçurumdan aşağıya savrulan bir devlet haline getirilmiştir. Şimdi soruyorum, dünya bize gülüyor. Türkiye'de bir hiyerarşik devlet yapısı kalmadı, bir müesses nizam kalmadı. Saygı duyulan bir kamu otoritesi yok. Çünkü güçlü siyasi iktidarlar güçlü muhalefetin varlığına alan açarak kendini var edebilirler. Bu doğanın en temel kanunudur. Doğa karşıtlıklar üzerinden kendini var eder.
Bakın değerli basın emekçileri, doğanın temel kanunu bir varlığın kendisini konumlandırması karşılığı üzerinden olur. Dün mecliste söyledim, tekrar söylüyorum. İlk insanlar Hazreti Havva ile Hazreti Adem cennetten kovulurken ve bir günah biçilirken onun karşısında bir sebabın varlığı üzerinden atıldılar. Cennetten atılma, cennet mefhumu cehennemin varlığıyla mümkündür. Bu sebeple iktidarlar kendi karşılıklarını doğanın bir kanunu olarak görmeli ve mümkün olduğunca alan açmalıdır. Özgüven sahibi iktidar bunu yapar. Özgüven sahibi muhalefetin mücadele alanını alabildiğine geniş tutar. Bu sebeple diyoruz, siyah ancak beyazlar sayesinde var olur. Karanlık ancak aydınlık sayesinde var olur. Batın hak sayesinde var olur. Dogma bilim sayesinde var olur. İktidar da muhalefet sayesinde var olur. Öbür türlü o yapıya iktidar denmez. Despotizm denir, otoriterizm denir. Bu tahammülsüzlük, bölücülük ve terörizm safsatasıyla geçirilemeyecek kadar toplumda derin fay hatları açmıştır. İşte Ankara Cebeci'deki Ankara Üniversitesi kampüsüne, ki 5,5 yıl çalıştığım bir yerdir o üniversite, 12 Eylül'de tanklar girmişti. Bir de AKP siyasi iktidarının bu pespaya KHK'ları sayesinde girdi. Bunlar Kenan Evren'in ruhuyla yaşıyorlar. 28 Şubat'tan doğanlar, onun karşılığı üzerinden doğanlar çevik bir ruhuyla yaşıyorlar. Ama iyi kötü çevik bir ve Kenan Evren bütün suçlarına, günahlarına rağmen bu ülkede yaşam şansı bulabildiler. Yarın iktidarları sona erdiğinde bu ülkede yaşayabilecekleri alan, selam verecekleri bir kişi kalmayacaktır bunların. Bu yönüyle bizim derdimiz AKP'nin iktidarını falan kurtarmak değil. Çünkü AKP hızla bir duvara doğru çarpıp parçalanmaya doğru gidiyorken 80 milyondan oluşan bu ülkeyi ve bu devleti de o duvarda paramparça etme siyasetini güdüyor. Ya değilse bu akademisyenlerin her biri yaptığı çalışmalarla Nobel'e aday gösterilecek akademisyenlerdir. Öğet Ökten dünya nöropsikoloji dalında bir çığır açmıştır. Bütün dünya onu referans gösteriyor. Cihangir İslam Has Parti ve Saadet Partisi kurucusudur. Barış bildirisine de imza atmamıştır. Mikro cerrahide bir otoritedir. Dünya onun bu otorite olma halini kabul eder. Tabii akademisyenlerde durum bu da, eğitimcilerde çok mu farklı değil. Yine 1000 eğitim emekçisiyle birlikte görevine son verilen eğitimci sayısı 40.000'e yaklaştı. Dün gelip kulislerde kulağımıza bu işçi savunamadığını, mahcup olduğunu söyleyen iktidar partisi milletvekillerinin vicdanına sesleniyorum. Karnınızda ne sözünüz varsa çıkın söyleyin. Belki iktidarı ve milletvekilliğini kaybedebilirsiniz. Belki bu dünyadaki konformizminizi kaybedebilirsiniz. Ama vicdanınızı, ahlakınızı ve ahiretinizi kurtarırsınız. Çünkü daha düşünme yetisine yeni başlamış çocukların bedduasına mazhar olduğunuzun farkına varın. Velev ki bir an olsun bunların, bu atılan kamu emekçilerinin suçlu olduğunu düşünelim. Bir an için böyle düşünelim. Peki onların rızkını götürmekle yükümlü olduğu çocuklarının günahını, bedduasını, ahını aldığınızın farkında mısınız? Ve onların iki cihan elinin yakanızda olacağının farkında mısınız? Bir yalan, büyük bir yalan peşinden koşuyorsunuz. Bir kişinin mutluluğu, vesayeti, arzusu, ihtirası, egosu için 80 milyonun mutsuzluğunu bina ediyorsunuz. Ve bu ülkede insanların daha fazla birbirine nefret duygusuyla bakabilme mecali kalmamıştır. Birbirlerine beddua değil, hayır dualarıyla farklı düşünseler bile birbirlerini yad etme, anma hakları vardır. Bu ülke toprakları artık kana, çatışmaya, kamplaşmaya, fay hatlarına doymuştur. Bu ülkede bir an önce kalıcı ve onurlu bir barışın 80 milyon insanın tamamının istifa edeceği şekilde tesis edilmesi
Zamanı gelmiştir. Bunun da sorumluluğu başta biz siyaset kurumunun mensuplarına aittir. Bu yönüyle kendimizi sorumlu görüyoruz. Evet, baba asker gönderilmesi tezkeresine onay vermedik ama kendimizi sorumlu görüyoruz. Hiçbir şey yapamadıysak bunu onay veren parlamentodaki 3 partiyi ikna edemediğimiz için kendimizi sorumlu görüyoruz. Bu yönüyle de BAP'ta, içte, dışta yapılan bu kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı dilin, söylemin, etkinliğin, eylemin, siyasetin sona ermesi gerektiğini ya değilse bu ülkenin geleceğinin çok karanlık olduğunu düşünüyoruz. Bakın, bu cumhuriyetin 100. yılına doğru yaklaşıyoruz. 100. yıllık tarihi de yazılsa, 100 yıllık tarihi de yazılsa, 100 yıl sonra 200 yıllık tarihi de yazılsa ve 5 cümleyi de yazılsa, bu günlerin anılmadan geçilmeyeceği kadar tarihi bir süreci yaşıyoruz. Bu ülkeyi bölmek istemeyen, bu ülkenin demokrasiyi, özgürlükleri, kalıcı, onurlu, barışı hak ettiğini düşünerekten mücadele edenleri de yazacaklar. Bu ülkeyi uçurumun kenarına getirip aşağıya atmak isteyenleri de yazacaklar. Böyle bir tarihi bir süreçten geçiyoruz. Ve şunu ifade edelim. Bu akademisyenler müsterih olsunlar. Er geç. Mutlaka geri dönecekler. Hem de kayıp haklarıyla birlikte dönecekler. Ve asla boyun eğmesinler, dirensinler. Çok ciddi, değerli, bilimsel bilgi ve görgünün sahipleridir. Ben de 21 yıl üniversitede akademisyenlik yapmış biri olarak söylüyorum. Hiçbir zaman bilimsel bilgi ve görgümün kullanım alanını üniversite kürsüm olarak görmedim. Namuslu, onurlu, vicdanlı, ahlaklı bir akademisyen bilimsel bilgi ve görgüsünü bütün toplumsal sorunların çözümü için kullanır. İşte bu KHK'yla ihraç edilen değerli akademisyenlerimizin affedilmez günahı budur. Sadece bilimsel bilgi ve görgülerini o amfiler, sınıflar, kürsülerle sınırlı tutmadığı ve bütün toplumsal meselelerin çözümüne kanalize etme çabasından kaynaklı buna uğradılar. Ve bu toplumun sorunu çok, sizin bilimsel bilgi ve görgünüze ihtiyacı var. Ne olursunuz bu toplumu bu bilimsel bilgi ve birikimlerinizden mahrum kılmayınız. Farklı alternatif bilimsel etkinliklerde toplumu aydınlatmaya, bu ülkeyi ileriye taşımaya devam ediniz. Demoralize olmayınız. Bu ülke güzel günler görecek ve size her zamankinden daha fazla ihtiyaç olacak. Hiçbir zulüm düzeni kalıcı değildir. Bakın, mülkiye hedef alındı son KHK'da. Bir yerde mülkiyenin hedef alınması aslında o devletin hiyerarşik düzeninin ve müesses nizamının hedef alınmasıdır. Bu yönüyle mülkiyenin hedef alınması rejim değişikliğine tekabül eden bu anayasa değişikliğiyle ilgisi vardır. Biz devletin genetik kodlarıyla oynarken buna bilimsel itirazın gelebileceği kurumların içini boşaltıyoruz. Haftaya Ankara Üniversitesi'nde akademik takvim başlıyor. Siyasi iktidar mutlu olabilir. Sadece Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, mülkiyede 38 dersin haftaya hocası olmayacak. 38 ders lisans, yüksek lisans, doktora hocasız başlayacak. Zaten bilimsel niteliğin mevcut iktidarın umurunda olmadığını biliyoruz ama toplumumuzun çok umurunda olduğunu biliyoruz. Toplumumuzun ihtiyacı var. İktidar bilgiden, aydınlıktan, haktan değil, karanlıktan, batından, doğmadan besleniyor. Ve bugüne de böyle geldi. Müsaadenizle bir de cezaevleriyle ilgili bir iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Bakın, biz 4 Kasım siyasi soykırım operasyonlarından beri başta eş genel başkanlarımız ve milletvekillerimizin tutuklanması süreciyle ilgili hep şunu söyledik. 6 ayrı ilde aynı anda, aynı dakikada bir operasyonun başlamasını cari kılabilecek bir hukuk düzenimiz yok. Bu başlı başına bir yerlerden merkezi bir kararla siyaseten düğmeye basıldığının göstergesidir. Bu yönüyle vekillerimizin, eş başkanlarımızın tutuklanması bizim için hiçbir tereddüte mahal bırakmaksızın siyasi operasyondur. En nihayetinde 20 gün önce eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın iddianameleri ayrı ayrı mahkemelere sunuldu. Geçen hafta Sayın
geçen hafta Cuma günü Sayın Selahattin Demirtaş'ın eş genel başkanımızın iddianamesi kabul edildi. Nerede? Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Ne olursunuz bilginize sunuyorum, araştırın. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi 1,5 ay önce kuruldu. Çalışma ve dosya yoğunluğu en az olan mahkeme. 1,5 ay önce milletvekillerini yargılamak üzere kuruldu. Ne zamana gün verildi? 3 ay sonraya. Tutuklandıktan 3 ay sonra iddianame çıkıyor. Tutuklandıktan 6 ay sonraya, yani 28 Nisan'a duruşma günü veriliyor. Tutuklu olduğu dosya. Kim kalkıp diyebilir ki bu tarihin 3 ay sonraya atılması referandumdan bağımsızdır? Referanduma endeksli, referandum takvimine endeksli partimizin, eş genel başkanlarımızın ve milletvekillerimizin hedef haline getirilmesi süreciyle karşı karşıyayız. Eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ'ın iddianamesi mahkemeden mahkemeye gidip geliyor. Diyarbakır ben yetkili değilim, Ankara olmalı diyor. Ankara bir bakayım inceleyeyim diyor. Nereye kadar biliyor musunuz? Referanduma kadar. Çünkü referandum sürecinde korkulu rüyaları oldu HDP bunların. Bırakın eşit koşulları. Az biraz bu antidemokratik koşullarda kanal açılması durumunda HDP'nin 3 yıldır bunların başkanlık sevdasını kabusa dönüştürme serüveninin aynen devam edeceğini iyi biliyorlar. Bu nedenle rehin tutuluyorlar. Buna tutuklama falan dememiz, hukuk yargı dememiz mümkün değil bizim. Tekrar söylüyorum, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi ya 1,5 ay önce kurulmuş. 1,5 ay öncesine kadar böyle bir mahkeme yoktu. Sadece bizim HDP'lilerin yargılanması için kullanılmış, dosya yoğunluğu en az olan mahkeme. Normalde Türkiye'deki Türk Ceza Kanunu bir ay içerisinde duruşma verilmesini öngörür. Neye göre 3 ay verdiniz? Cumhurbaşkanlığından ve siyasi iktidardan talimat mı aldınız? Referanduma kadar sakın bırakmayın. 3 yıldır benim başkanlık hayallerimi başıma yıkıyor, bir daha yıkmasın mı diye yaptınız bunu. Bizim için anlamı budur. Ama hiç merak etmeyin. İçinde Kürdün, içinde Alevinin, içinde emekçinin, içinde aydının, yazarın, çizerin, akademisyenin, içinde 80 milyon insanın çıkarının olmadığı bu anayasa paketi, iktidarın bu faşizan uygulamaları sebebiyle göreceğiz. Yine onların başına bir yıkım olarak inecek, uykularına karabasan gibi gelecektir. Asla Türkiye halkı bu otoriterizme, bu despotizme, bu vesayet rejimine onay vermeyecektir. Ve buradan hareketle cezaevlerine dair söyleyeyim. 2 gündür Şakran cezaevinde 92 kadın tutuklu, fiziksel, cinsel, psikolojik saldırılara uğradığı için 2 gündür açlık grevine başladılar. Süresiz. Van'da 40 gündür. İnsanlık suçuna tekabül eden uygulamalar var. Bakın açık söylüyorum, kadın erkek ayrımı yapmaksızın cinsel işkence var. 15 Temmuz darbesine kalkışmışlar diye bu iddiayla tutuklananlar kararları kesinleşinceye kadar masumiyet karinesine sahiptirler. Siz işkence yapamazsınız. Generaller de işkence yapamazsınız, velev ki o kalkışmanın mensubu bile olsa. Evrensel hukuk neyi emrediyorsa ona göre yaklaşmak zorundasınız. Siz 1 yıldır bunlardan çekiyorsunuz. Türkiye halkları sizin azdırdığınız bu vesayetçi yapıdan 20 yıldır çekiyor. Buna rağmen biz masumiyet kalimesine inanan kişileriz. İşkence insanlık suçudur. Türkiye'nin her cezaevi, çocuk, kadın, karma cezaevlerinin hepsi işkence merkezine dönüşmüştür. İletişim olanakları yok. Ve ailesinin afına sığınarak parti sözcümüz Ayhan Bilge'nin dün eşinin Silivri cezaevine ziyaretinde yaşadığı bir olayı anlatayım. Hani İslami hassasiyetler üzerinden bir iktidar kurgusu içerisinde olan iktidar AKP'liler utanır mı bilmiyorum. Dün eşi Kur'an-ı Kerim götürüyor Ayhan Bey'e. Mütedeyyin bir arkadaşımız. Kur'an-ı Kerim kabul edilmiyor. Silivri cezaevine Ayhan Bilge'ne okuması için götürülen Kur'an-ı Kerim kabul edilmiyor. Bunların milliyetçilikle,
İslamcılıkla, mütedeyyinlikle bir ilgisi yok. Bu saydığım bütün argümanlar onlar için olsa olsa ancak bir siyasi iktidar ve seçim kazanma aracı olur. Ve bu yönüyle biz bir an önce işkencelerin araştırılması için meclisin bir araştırma komisyonu kurmasını ve bütün milletvekillerinin Ceza ve Tekfirleri Genel Müdürlüğü'ne bildirimde bulunarak bu iddiaları araştıracak cezaevi ziyaretlerini yapması koşullarının sağlanmasını talep ediyoruz. Ve şunu ifade edelim ki bu KYK'larla ihraç edilen 100 bin kamu emekçisinin %90'ı bu siyasi iktidardan daha mahzundur. 15 Temmuz'da bir kalkışma oldu diye siz 100 bin kişiyi darbeci olarak nitelendiremezsiniz. Onların ailelerini cezalandıramazsınız. Bugün 100 bin insanın pasaportu iptal edilmiş. Benim bir fikri dünyamızın çok farklı olduğu, aynı üniversitede çalıştığımız ihraç edilen bir akademisyenin ihraç edilmemiş eşi bilimsel etkinlik için yurt dışına çıkamıyor. Hakkında bir adli karar yok, bir idari karar yok. Başlamış bir soruşturma ve kovuşturma da yok. Yani o 100 bin kişi aslında yaklaşık 500 bin kişilik bir mağduriyete tekabül ediyor. Velev ki ben suçluyum. Bana yurt dışı yasağı koydunuz. Bu kadar masumiyet karinesinden nasibini almadınız ki eş ve çocuklara da aynı muameleyi uyguluyorsunuz. Bir an önce herkesin bir aklı selimle, vicdanla, ahlakla hareket etmesini ve bu faşizme tekabül eden uygulamalara son vermesi temennisiyle basın toplantımı sonlandırıyorum. Varsa belki bir iki soru alabilirim. Ya değilse geç başladığım için geç başladığımdan daha kısa sürede basın toplantımı tamamlamak istiyorum. Cumhurbaşkanının 18 yaşında milletvekili olacakların askerden muafiyetiyle ilgili askerden muaf olurlar olur bir tane açıklaması nasıl değerlendirirsiniz? İşte bu bile az önceden beri anlattığım bu devletin nasıl yönetildiğine dönük bir karinedir. Devlet hukuka göre yönetilmiyor. Devlet yasa ve anayasal düzlemde yönetilmiyor. Keyfe keder yönetiliyor. Ve anayasa değişiklik paketinin de nasıl laletan hazırlandığını, altyapısının olmadığını, ilgili komisyon ve ihtisas süreçlerinden geçmediğinin göstergesidir. İyi de birader, anayasada bir kanun 20 yaşındaki herkese, her erkek vatandaşa askerlik yükümlülüğü getiriyor. Sen 18 yaşında birini milletvekili yapacaksan buna da o anayasa değişiklik paketi içerisinde bir yasal formül, anayasal formül bulacaktın. Bunu bulmamış. Bunun gibi birçok şey. Cumhurbaşkanı partili olacak ama partisiz cumhurbaşkanı yemin metniyle devam edecek. Bunun gibi onlarca örneğimiz var. Çala kalem hazırlanmış bir pakettir. Hukuktan nasibini almamışların siyasi sahipler ve reflekslerle hazırlanmış olduğu bir pakettir. Bu da çok açık söyleyeyim, böyle buna cumhurbaşkanının karar verebileceği bir şey değildir. Anayasanın amir hükmüdür. Yapmazlar canım, ne olur. Burası sultanlık mı ya? 80 milyon insan senin teban mı? Yok böyle bir şey. Bunun yasası anayasası olur. Bu bile anayasa değişiklik paketinin ne kadar indirgenmeci bir tarzla hazırlandığının göstergesidir. Başbakan Nurgümen'le genel başkanı görüşmesi için kabine yorumları, bir kabine revizyonu yorumu yapılıyor. Sizin değerlendirmeniz. Bakanlık tasarlanmasına. Yani böyle bir MHP'li birkaç kişinin kabineye girmesi söz konusu olmasa bile ruh ikizliğini yaşıyorlar. İşte gidip Kürt illerinde bu paket sonrası Kürtlere dönük bir açılımın açığa çıkacağı pişkinliğiyle hareket ediyorlar. Ama gelip parlamentoda MHP'lilere %100 Türk'ün anayasası diye nereden baksanız tutarsız bir şey. Bizim dışımızda olan bir husus, açık söyleyeyim, tamamı MHP'lilerden oluşsa da hükümetin umurumuzda değil. Çünkü o hükümetin yönetim biçimi ve aklı tam bir despotizme tekabül ediyor. İnsanların mutsuzluğuna tekabül ediyor. Mutlu azınlığın kendi mutluluğunu mutsuz çoğunluklar üzerine bina etmesine tekabül ediyor. O
Efendim CIA Başkanı'nın, ay çok özür dilerim. CIA Başkanı'nın Türkiye ziyaretiyle ilgili de. Buna ironik bir cevap vereyim. Biliyorsunuz önceki gece Cumhurbaşkanı Trump'la görüştü. Merak ediyorum. Amerika'ya girişi yasaklanan 7 Müslüman ülkesinin yurttaşlarının sorunu çözmüş müdür veya sormuş mudur? Ve CIA Başkanı, müsteşarı da bunun için mi geliyor, direktörü pardon. İkinci bir husus, acaba Fethullah Gülen'in iadesi konuşulmuş mudur? Hiç sanmıyorum. Ve CIA'nin bu ülkeye sunabileceği çok fazla bir katkının ve bu ziyaretlerin eğer bir etkisi olacaksa zaten bu ülkenin farklı bir yerden yönetildiğine delalet olur bu durum. Bizim çok ilgilenmiyoruz ama ilgilendiğimiz nokta şu. Gerçekten İslami hassasiyetler üzerinden iktidarı sürdürmeye çalışan siyasi iktidar ve Cumhurbaşkanı, soruyorum, 7 tane Müslüman ülkesinin yurttaşlarının Amerika'ya girişini yasaklanmasını Trump'a sorabilme cüretinde bulunmuş mudur? Açık soruyorum. Uzun konuşmuştur. Veya bu CIA direktörünün gelişinde bu pazarlık konusu olacak mı? Buradan bakarım. Öbür türlü lafı güzaftır, görüşmelerinin de bu memlekete sağlayabileceği bir hayrın olmayacağı kanaatini taşıyorum ben. Bir de son, bu Aydın Engin, Ankara Milletvekili, yarın bir gün bu şey kabul edilirse CHP ya da CHP-HDP ittifakıyla bir sol cumhurbaşkanı işte şey olursa, başkan olursa, örneğin başörtüsü zulmü geri gelmez mi? Terör güç kazanmaz mı? Ekonomi onarılamayacak yaralar açılmaz mı? Yolsuzluk alıp başına gitmez mi? Hatta ezan Kur'an geçmişte olduğu gibi yasaklanmaz mı? Şeklinde vatandaştan geldiğini iddia ettiği sorulara cevap vermiş. Hayır, bu bir sistem kuruluyor burada demiş. Bu söze nasıl değerlendireceksiniz? Yani HDP içinde geçtiği için. Mevcut anayasaya göre Cumhurbaşkanı parti kimliğiyle ve siyasi reflekslerle seçilmez. 80 milyon kişinin Cumhurbaşkanı olarak seçilir. Ve bu halkın onayına, teveccühüne mazhar olmuş herkes 80 milyonun Cumhurbaşkanı seçilmek üzere gelir. Bu önceki yaşamında hangi partide veya hangi meslekte faaliyet yürüttüğünden azade bir durumdur. Biz buradan bakarız ve bu hayır dediği için biz evet diyoruz paranoyası ilk soruda sorulan soruya verdiğim cevapta aynıdır. Savunamayacak durumdalar paketi. Ya düşünsenize, aylardır komisyon öncesi aşama, komisyon aşaması, genel kurul aşaması 18 maddesi olan bir pakete dönük evet argümanı olmayanların hayırcılar üzerinden kendilerini konumlandırıyor olmaları acaba nasıl bir garabettir? Bıraksınlar da mevcut düzende kimin cumhurbaşkanı olacağına, bu değişiklik paketinin bu ülkeye neler yaşatacağı, nasıl bir karamsar tablo açığa çıkaracağı üzerinden bir işe kafa yormalarının memleket için daha hayırlı olacağını düşünüyorum.